Lachaise Mezarlığı. Paris'te 44 hektarlık devasa bir mezarlık. Bir bahçe gibi, park gibi. Adeta bir açık hava müzesi gibi. Hatta bir sanat galerisi gibi. Lachaise Mezarlığı aslında bir efsaneler mezarlığı. Lachaise'de birçok efsanenin mezarı yer alıyor. Onlar arasında müziğin efsaneleri de var. Takvim yaprakları 16 Kasım 2000 tarihini gösterirken Paris'te bir stüdyoda Ahmet Kaya Hoşça Kal Gözüm isimli albümünün hazırlıklarına devam ediyordu. Geceden karanlık sebebim. Bu albüm hazırlıkları devam ederken Ahmet Kaya evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Bugün onun mezarı, o sözünü etmiş olduğum Efsaneler Mezarlığı'nda yer alıyor. Yolunuz Paris'e, Lachaise'e düşerse 71. bölümde Ahmet Kaya sizi bekliyor olacak. 1971 yılında henüz 27 yaşındayken bir efsane hayatını kaybetti. Jim Morrison. Cesedi Paris'te bir otel odasında banyoda bulundu. Otopsi raporunda doğal nedenlerden dolayı ölüm yazıldı. Ancak yıllar sonra The Ant isimli bir kitap yazıldı ve bu kitapta Jim Morrison'ın ölüm nedeni olarak yüksek dozda uyuşturucu kullanması gösteriliyordu. Lachaise'de mezarı yer alan efsanelerden biri olan Jim Morrison'ın mezarını ziyaret eden hayranları bugün onun mezarına çiçeklerin yanında içki şişeleri ve beraberinde sigara paketlerini hediye olarak bırakıyorlar. Lachaise Mezarlığı'nın efsane sakinlerinden biri de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin bundan tam 168 yıl önce 1849 yılında hayatını kaybetti ve ölümünün hemen ardından vasiyeti üzerine cesedinde bir otopsi yapıldı. Çünkü Frédéric Chopin canlı olarak gömülmekten korkuyordu. Otopsi yapıldığında bilim adamları maalesef ölümüne bir teşhis koyamadılar. Gelin görün ki kalbi cesetten çıkartıldı ve konyak dolu bir kavanoza konuldu. Yıllar sonra bu kavanozdaki kalp tekrar otopsiye tabi tutulunca gördüler ki Frédéric Chopin tüberkülozdan ölmüş. Ve bir başka efsane. O bir kaldırım serçesi. Non, rien de rien. 10 Ekim 1963 tarihinde Fransa'nın Graz şehrinde hayatını kaybettiğinde ölüm nedeni karaciğer kanseriydi. Ve henüz 48 yaşındaydı. Ölümünün ardından Katolik Kilisesi Paris Başpiskoposu yaşadığı hayatı nedeniyle Edith Piaf'ın cenaze törenini yapmak istemedi. Ama buna rağmen Lachaise Mezarlığı'na giden korteje on binlerce hayranı eşlik ederken cenazenin defin işlemleri sırasında Lachaise Mezarlığı'nda yüz binlerce Edith Piaf hayranı ona güle güle Edith Piaf diyordu. Carmen'i bilir misiniz? Tabii ki bilirsiniz. Opera tarihinin gelmiş geçmiş en değerli eserlerinden biridir. Hatta opera tarihinde bir dönemden başka bir döneme geçişinde ifadesidir Carmen. Carmen'i kim yazmıştır? George Bizet. Ancak George Bizet, Carmen'i yazarken aynı zamanda ölüm fermanını da yazmıştır. Neden mi? 1875 yılında Carmen ilk sahnelendiğinde skandallara neden olur. Beğenilmez. Tam bir sükutu hayaldir ve George Bizet bundan çok etkilenir. Carmen sahnelendikten 3 ay sonra henüz 37 yaşındayken hayatını kaybeder ve o da bir efsane olarak Lachaise Mezarlığı'ndaki yerini alır. O güçlü sesi ve harikulade yorumuyla tarihin gelmiş geçmiş en iyi sopranolarından biriydi. Öldüğünde intihar ettiği düşünülüyordu. 1977 yılında 54 yaşında hayatını kaybetti. Kimden söz ediyorum? Yunan asıllı Amerikalı sanatçı Maria Callas. Vasiyetinde cesedinin yakılmasını istemişti ve yerine getirildi. Paris'te Lachaise Mezarlığı'nın krematoryumunda cesedi yakıldı ve külleri Ege Denizi'nin sularına savruldu.
Ancak krematoryum çalışanları bir şey ihmal etmediler. Küllerinden bir avucu sakladılar. Ve bugün Père Lachaise mezarlığının krematoryumunda bir avuç Maria Callas külü efsaneler arasında yerini alıyor.